Yepyeni bir videodan herkese selam dostlar. Şimdi bu videomuzda bildiğiniz gibi benim motorum RKS Spontini. Biraz bu motordan bahsedeceğim. Yani çünkü bu motoru ben yaklaşık 10 aydır kullanıyorum. Yakında ilk yılıma gireceğim bu motorla birlikte. Hem bugün bunun bakımlarını yaptıracağız beraber. Artık bakım zamanı geldi. Çünkü kilometresi 30 bine yaklaştı. O yüzden bunun bakımlarını yaptırmam gerekiyor. Bir varyatör kapağı sökülecek. Kayışına bakacağız. Ondan sonra işte bagalar var. Bagalarına bakacağız. Büyük ihtimalle kayışın durumu kötü gibi. Çünkü motorda uzun zamandır bir çekiş düşüklüğü var. Ya uzun zamandır dediğim yaklaşık bir 2000 kilometredir. Motor yağımız da aynı şekilde değişecek. Bir yağını kontrol edeceğiz. Eksiltme var mı? Veya yağında bir sıkıntılı bir durum var mı diye. Tuhaf bir sesler de geliyor çünkü çalışırken. O yüzden bugün yarım gün bir izin yapmaya karar verdim. Dedim ki götüreyim motorumun bakımlarını yaptırayım. Rahat kafayla çalışmaya devam edeyim. Ekstra olarak bunun ben hava filtresini hiç değiştirmedim. Motor 30 bine geldi neredeyse. Hala fabrikanın koyduğu hava filtresi var üzerinde. Ona da bir baktıracağım çünkü hava filtresi kirleniyor. Sürekli toz, toprak, çamurun içinde çalıştığımız için, sürekli kötü yollarda olduğumuz için, yani bildiğin kötü yola düştük. O dereceyiz artık. O yüzden hava filtresine de bir baktıracağım ben. Garanti olsun ya, ucuz bir şey zaten, değiştirelim. Motorumuz rahat rahat nefes alsın. Şimdi tamire giderken size biraz Spontine'nin sorunlarından bahsetmek istiyorum. Şöyle abi, her motorda olduğu gibi bunda da kronik problemler illaki var. Yok değil, bunu inkar edemeyiz. Şimdi benim başıma gelen bir kroniği şu. Bu marş dişlisi var ya, pinyon dişli diyorlar. Bu motorun bir defa pinyon dişlisi kırıldı, ben yolda kaldım. Yani bunu ben araştırdım, kronikmiş bu, kırıyormuş. Benimki 15.000 kilometredeyken kırıldı. Sonra değiştirdim. Şu an 28.000'de. Henüz herhangi bir sıkıntı yok. Belki 1000-2000 kilometre sonra ikincisi de kırılabilir. Ha, çok problemli bir şey mi? Değil. 300 lira ben para vermiştim o zaman. Bu dediğim yaklaşık bir 5 ay oluyor. Yani 4-5 ay önce. 300-350 lira civarı para verdim. Ha, çok bir para değil. Yani öyle büyütülecek bir şey değil. Onun dışında bir kronik olarak bu motorun şu önünde, şu burnundaki koruma demiri var ya, ön koruma demiri, bakın bu çok tehlikeli. Birçok arkadaşımızın, birçok kardeşimizin, abimizin başına gelmiş bir şey. Abi bağlantı yerlerinden o demir kırılıp ön lastiğe takılıyor ve üstündeki sürücüyü takla attırıyor. Bak bu çok büyük bir sıkıntı. Çevremde bunu yaşayan bir iki kişiye ben şahit oldum. Harbiden çok büyük bir sıkıntı. Ben mesela sürekli ön koruma demirini kontrol ediyorum. Yani artık içimi böyle bir korku sardığı için, eğer aramızda bu videoyu izleyen, Spontini kullanan veya Spontini almak isteyen biri varsa mutlaka bu ön koruma demirini kontrol etsin sürekli. Yani çok zor bir şey değil. Atıyorum her sabah binerken elinde bir yokla. Çünkü bağlantı yerleri zayıf mı kalıyor ne oluyorsa, ya da kaynak yerinden mi kırılıyor bilmiyorum. Yani canlı olarak hiç görmedim. Ama kırılıp ön lastiğe sarıp takla attırdığı çok insan var Spontini'nin. Buna dikkat edelim. Onun dışında ben bunu sıfır aldığımda, bayiden çıkarttığımda daha 30 kilometredeyken arıza ışığı yandı. Ya bunlar da huy abi. Mesela yağmur yağıyor, arıza ışığı yanıyor. Bazen durup dururken yanıyor. Bir gün yanıyor, bir gün sönüyor. Bazen günlerce yanıyor. Ama bu bir arızası olduğu anlamına gelmez. Yani ben de en azından böyle, birçok arkadaş da bana soruyor. Abi diyor, bunun arıza ışığı yandı, sebebi ne olabilir? Büyük ihtimalle bunun sebebi işte bu şey. Hani kronik bunda. Yani yanıyor. Ha, bir zararı var mı? Benim nezdimde herhangi bir zararı yok. Çünkü ben arıza ışığı yandığı hiçbir zaman yolda kalmadım. Bu konuda da gayet güzel. Yani bu motorun artılarına gelirsek, abi bu motor kuryelik için biçilmiş bir kaftan. Neden? Birincisi az yakıyor. İkincisi bakım maliyetleri gerçekten çok düşük. Üçüncüsü gerçekten yolda bırakmıyor. Yani ben bundan önce Honda Space Alpha kullandım. Çok fazla yolda kaldım, yalan yok. Çok yolda kaldım, çok kendimi çektirdim, çok fazla para harcadım, çok fazla zaman harcadım, işimden gücümden oldum. Şimdi bizim yaptığımız iş kuryelik. Biz sistemimizi bir gün kapatırsak abi 2000 lira minimum bizim bir zararımız var, doğru mu? Şu motor şu an şurada sağda yolda durduğu zaman ben bugün eksi 2000 liradayım. Bir de bunun üstüne buna harcayacağım 1000 lira da o desen, 3000 lira sana motorun zararı var. O yüzden yani motor alırken bunu düşüneceğiz. Ben ikinci el motor almaya karşıyım. Yani benim şeyim böyle, huyum böyle. İkinci el ben sevmiyorum.
yüzden kimseye de ikinci el tavsiye etmiyorum. Mümkünse gidin, spontin alacaksanız sıfırını alın, kafanız rahat olsun. Çok şükür ben gayet memnunum. Şimdi ben lobi motora geldim, bakımlarımı yaptıracağım. Yine bakımdan sonra sohbetimize devam eder, sonlandırırız. Şöyle bir lobi motora giriş yapayım. Bir motorumun bakımlarını yaptırayım. Sarı sarı kırıcıyı hatırlıyorsun değil mi? Tüm vidalarını söktük, bir taraf komple kalktı. Bununki de öyle. Söktükçe sökülüyor, söktükçe sökülüyor bu. Sonra YouTube'dan bunları şey yapacağım abi. 30 bindir sökülmüyor ya burası. Abi ben kameralara karşı bir insanım. Sen yoksun abi kamerada. Tamam olsun. Yine kamera var ama psikolojim bozdu gibi. Abi biz de ekmek yiyelim. Sökülmeye sökülmeye ne olmuş? Aleykümselam. Sağ ol, buyur abi. Abi benim motorun aynası gevşedi de sizde yedek ayna var mı? Bakabiliyor musun? Abi bu nasıl pislik olmuş ya motorun içi, varyatörün içi. Bak şu siyah yerler. Şu. Abi var ya tam zamanında bakıma gelmişiz. Yani kayış neredeyse kopmak üzereymiş. Bak çatlakları görüyorsunuz. Yani belki 1000-2000 kilometre falan gidebilirdi. Ondan sonra büyük ihtimalle yolda bırakmaya başlardı beni. Şimdi bir motorumuzu yıkayacağız. Çünkü ben uzun zamandır motoru yıkamadığım için artık yani affedersiniz bok götürüyor motorum. O yüzden güzel bir yıkama yapacağız. Yıkadıktan sonra da bir değişen parçaları falan denemek için bir yola çıkacağız, kayışı falan kontrol edeceğiz. Burada da bu arada pembe köpük var. Burası da Buzi Auto Detailing diye geçiyor. Yine Beylikdüzü Yakutlu Hürriyet Bulvarı'nda, bilginiz olsun. Pembe köpük. Bakımımızı bitirdik, motorumuzu yıkadık, ben bir motoru denemek için slot açtım. Şimdi bakımın analizine gelecek olursak, bu bakımımızda bizim kayışımız değişti. Ben kayışın aslında daha kötü olmasını bekliyordum ama hani beklediğim kadar kötü çıkmadı. Şimdi bu kayış olayı kişinin kullanımına göre değişkenlik gösteriyor. Kimisi 10.000 kilometrede kayış kopartıyor, kimisi 10.000 bile gidemiyor. Kimisi 20.000, 30.000 gidiyor benim gibi. Yani bu tamamen sizin kullanımınıza göre, kullanım alışkanlığınıza göre belirlenen bir şey. Buna sabit bir ömür biçemiyoruz ne yazık ki. Ama genel olarak bu tarz işte spontini gibi, ne bileyim işte bu Yuki'ler olur, Kübalar olur, o tarz Çin malı, Mondial, Motolux, Cart Curt, bu tarz motorlar için genel olarak hani 10.000 kilometre falan diyorlar kayış ömrüne. 10.000'de bir değişmesini öneriyorlar. Ben güzel kullanıyormuşum. Bu benim kayışı az önce zaten videoya ekledim. Şu an tekrar ekleyeyim buraya. Görüyorsunuz yani neredeyse kopmak üzere olan bir kayıştı. Ama yine de bir 4-5 bin kilometre daha bence beni götürürdü. Yani ben öyle düşünüyorum. Kayış dışında söylediğim gibi hava filtresini değiştirdim. Hava filtrem bayağı kötüydü. Neredeyse yani tıkanmış gibiydi. Motor boğuluyormuş artık. Bu sabahları falan geç çalışma muhabbetleri oluyordu. Bazen böyle gaz kesiyordu, işte çekiş düşüklüğü oluyordu. Büyük ihtimalle bu da hava filtresi tıkanıklığından dolayıydı. Çünkü aşırı derecede toz pislik dolmuş hava filtrem. Onun haricinde ön varyatör bagalarına baktık. Bagalarda ufak tefek aşınmalar vardı. Onlar da gayet iyi gitmiş. Yani görevini layığıyla yerine getirmiş diyebilirim. Onları da hazır sökmüşken değiştirelim dedik. Zaten 150 lira gibi bir şey. Onu da aradan çıkarttık.
En son olarak yağ değişimimizi yaptık. Yağda şöyle bir sıkıntı var. Normalde ustamın bana dediği yağ değişim aralığı 2000 km. Yani 1500-2000 km arası gel diyor garanti olması açısından. Ben bu defa 3500'de gittim. Şimdi 3500 km yani aslında bakım periyodunu ben 1500 km ertelemiş oldum. Normalde bu motor ortalama 700 milim yağ alıyor. Benim motorun içinden çıkan yağ 450 milimdi. Yani 250 milim bir yağ eksiltme olmuş. Bu da 3500 kilometrede 250 milim eksiltmesi normal. Çünkü bakım periyodunu bayağı geçmiş bulunduk. Bunda da bir anormallik yok. Yağ simsiyahtı. İçimden geçecek. Frene basla bir yola atlayayım. Neyse. Başka neyimiz var? Başka bir şeyimiz yok ya. Başka bir sıkıntımız yok yani. Toplamda bu yapılan işlemler, işçilik her şey dahil lobi motorusu da 1400 lira tuttu. Şimdi lobi motoru soran arkadaşlarımız oluyor. Lobi motorun adresi Yakuplu Hürriyet Bulvarı'nda. Hemen Domino's Pizza'nın yanında kalıyor. Yani burada genel ağırlıkla hani Japon grubu, işte Honda'dır, Suzuki'dir, Yamaha'dır. Genel ağırlıkla bu tarz motorlara bakılıyor. Çok fazla böyle antin kuntin saçma sapan motorları almıyorlar, bilginiz olsun, gelecek arkadaşlar için söylüyorum. Özellikle Mondial'i pek umursamıyorlar. Yani şimdi şu konuya geleceğim, bir kuryenin aylık bakım masrafına geleceğim. Abi şimdi kayış 2 ayda bir, bu işte 2 ayda bir mutlaka abi kayış değişti. Aylık, hatta kayışı boş verelim. Ben aylık bakım maliyetine geleyim. Abi sağlam paket atıyorsan ayda 2 defa bir yağını değiştireceksin. Yağ değişimi şu an piyasada 250-350 lira arası değişiyor. Bunun ortalaması 300 diyelim. Ayda 2 yağ değişimi etti sana 600 lira. Bunun dışında bujisi var. Varyatör bakımı, temizliği, bagası, kayışı var. Bunları da 2 ayda bir 1000 lira diyelim. 1600 lira para yaptı. Bunu aylığa bölelim. Aylık 800 lira. Ekstra ıvır zıvır bir şeyler de koyalım bunun yanına. İlla ki çıkıyor çünkü. Ne bileyim, bir balata çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Yani bunlar da var. 1000 diyelim. Aylık bir motor sorun çıkartmazsa eğer. Bak, masraf başına herhangi bir masraf açmazsa. Bir motorun aylık minimum gideri 1000 lira. Bu minimumu. Şöyle oluyor, şimdi 3 ayda bir, 4 ayda bir illaki sorunlar çıkıyor. Bakın burası önemli. Bir motor, atıyorum şu spontini. Şu spontini bir beyin problemi çıkartsa 3-4 bin lira. Hiç soluna bakıyor mu? Bakmıyor. Amca ölmüş, hala servis kullanıyor. Alsanıza bunların ehliyetini ya. Ayakta uyuyor, 75 yaşına gelmiş, can taşıyor. Tövbe estağfurullah. Yani şu an bir elektronik arıza çıkartsa bu spontini 3-4 bin lira. Bir enjeksiyon arızası çıkarsa aynı şekil 3-4 bin lira. Çok basit bir arıza. Mesela bir kayış kopuyor. Varyatöre belki zarar verir, vermez. Ortalama 1000 lira masrafı olur size. Ve şöyle bir şey de var. Herkesin çevresi yok. Yani mesela atıyorum ben yolda kaldığım zaman, sağ olsun çok eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız var. Çekiciye falan para vermeden bir şekilde biri geliyor motorla beni çekiyor. Nerede olursam olayım. Ama herkes bir değil. Şimdi bu işe yeni başlamış, hiç tanıdığı olmayan insanlar ne yapıyor adam? Yolda kalınca çekici çağırıyor. Şu an motoru çekmek için bir çekici minimum 1000 liraya geliyor. Minimum, bak, minimum 1000 liraya bir çekici geliyor. Yani demem o ki masraf yönü böyle sürpriz şeyler çıktığı için motor masrafları bizde gerçekten çok sıkıntı oluyor ve bizi çok zorluyor. İster istemez zorluyor abi, çünkü artık hiçbir şey ucuz değil. İşçilikler pahalı, parçalar pahalı. Eskiden 50 liraya değiştirdiğimiz balata şu an 200 lira olmuş. Normal yani. O yüzden motor seçimine dikkat etmemiz gerekiyor. Motor alıyorsanız gerçekten diyorsanız ki ben kurye olacağım, sağlam çalışacağım, yardıracağım, durmayacağım, pes etmeyeceğim diyorsanız abi, alacağım fiyat performans olarak en iyi motor bu. Bak, samimi söylüyorum, fiyat performans olarak en iyi motor bu. Birincisi bu. Zaten en büyük mesele abi, bayiden, fabrikadan direkt çantası ruhsata işli şekilde çıkıyor. Polis çevirmesine girince ne ceza yiyorsun ne motorunu bağlıyorlar. Ay, orada polis varmış deyip kaçmıyorsun. Bu büyük bir artı. Çünkü senin gün içinde polisten kaçman, ne bileyim kalabalık yerlerden kaçman demek, senin gün sonunda 10 paket aşağı olman demek.
Yani bunların hesabını gerçekten ince bir şekilde yaptığınız zaman şu motor tamamen verdiğiniz parayı sonuna kadar hak eden bir motor. Ben gayet memnunum. Ben almadan mesela çok şey oldu. Bunu çok gömenler oldu. Ya spontane. Dur şu paketi bırakayım da. 33-16. Şu yukarıdaymış. Şey diyenler oldu. Ya spontane alınır mı? Çin malı. Her gün bozulur. Şöyle olur böyle olur. Al mal burada abi. 30.000'de. Ne zaman bozuldu? Bir kere. Bir kere bozuldu ya. Madem bu kadar kötüydü de niye 30.000 kilometre boyunca ben buna bindim? Sadece bir kere beni yolda bıraktı. Yani sağdan soldan duyduğunuz şeylere inanmayın. Ha bir de şu var. Bu biraz sürpriz oluyor yani. Nasıl sürpriz oluyor? Sürpriz yumurta gibi düşünün. Mesela bir arkadaşınla gidersin. Bir tane o alır. Bir tane sen alırsın. O arkadaşın 50.000'e kadar hiç yolda kalmaz. Sen her gün kalabilirsin. Spontane biraz sürpriz yumurta. Ne çıkarsa bahtına. Ama genel olarak sağlam çıkıyor ya. Çok şükür. Bu arada ben motoru denemek için slot'a girdim. Biraz alevli yapacağım. İzin günümdü ama yapacak işim gücüm olmadığı için çalışayım dedim. Sonuç olarak bizi çalışmak kurtaracak hedefler var. Durmak yok. Gel oğlum. Şimdi spontinin dışında şöyle bir göstereyim. Yıkadık, parlattık, cila yaptık. Gayet güzel oldu. Yani mal burada. Şu önünü az önce çimento kamyonu şey döktü. Arkasından gidiyordum. Pislik döktü. Şerefsizler. Güzel oldu. Ben motora temiz bakıyorum. Yeri geliyor bakımlarını geciktirdiğim oluyor. Bunun sebebi şu. Genel olarak ya maddi olarak sıkıntıda oluyorum. Mesela atıyorum 1500 lira mesela 1400 lira şu bakıma para verdim. Ama gün oluyor ki gerçekten 1400 lira kolay bulunmuyor. Çünkü birçoğunuz biliyorsunuz benim kazandığım paranın çoğu borçlara, harçlara, taksitlere gidiyor. Hani ben cebime sadece bir sonraki haftaya beni taşıyacak para bırakabiliyorum. O yüzden geciktirdiğim dönemler oldu. Bu dönemlerde de tabii biraz motoru yıpratmış olabilirim ama nihayetinde ne kadar canını alsam, son gaz paketlere gitsem de hak ettiği değeri gösteriyorum spontaneye. Sonuç olarak bu bizim ekmek teknemiz. Bunun sayesinde para kazanıyoruz. Bunun bir gün bozulması bizim zararımız demek. O yüzden elimizden geldiğince motora güzel davranırsak motorun derdinden anlar. Bir sıkıntı çıkarttığında kendimiz uğraşmak, sağını solunu kurcalamak yerine ustasına götürürsek o da bizi yolda bırakmıyor Allah'a şükür. Benim diyeceklerim bu kadar. Çok soran oluyordu bana işte spontini nasıldır, nedir, ne değildir diye. Bence bu video gayet açıklayıcı olmuştur. Bu tarz kurye motorları incelemesi istiyorsanız bu videoyu beğenip altına yorum olarak siz de fikrinizi belirtebilirsiniz. Hani istediğiniz bir kurye motor modeli olursa onu sağdan soldan eşten dosttan temin eder. Onunla ilgili de gerekli bilgileri, detayları, işte bakım maliyetlerini paylaşırız. İzleyen herkese teşekkürler. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.